Hepinize merhaba, ben yine muhteşem bir oyunu sizlere getirdim. Karşınızda Leftovers, yani geriye kalanlar. Oyunda küçük bir çocuğu oynuyoruz ve annemizin verdiği görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Oyunu çok çok iyi yapan iki şey var ki bir geliştirici olarak bunlara hayran olmamak elde değil. Birincisi, 3 boyutlu bir oyunda 2 boyutlu karakterler kullanılmış ve oyuna çok tatlı bir hava katıyor. İkinci olarak, oyunda konuşmak yerine kafa işaretleri yapmamız gerekiyor ve bunu mouse ile yapıyoruz. Ancak size VR hissi vererek gerçekten kafa sallıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Evet, lafı çok uzatmadan oyuna geçelim. Oyuna başladığımızda tepede aile fotoğrafımızı görüyoruz ve annemiz mutfakta yemek yapmak ile meşgul. Annemiz bizi yanına çağırıp bugün çok fazla yemek yaptım ve arttı. Geri kalanları komşulara dağıtır mısın diyor. Oyunun ismini sanırım anladınız. Annemize evet demek için kafa sallıyoruz ve annemiz beni çok sevindirdin. Sakın baban gibi olma diyor ve yabancılarla konuşmaman gerektiğini biliyorum. Ama annen çok meşgul diyor ve görevimizi alıyoruz. Toplamda 10 adet dağıtmamız gereken yemek var ve annemiz sakın hepsini dağıtmadan geri gelme diye ekliyor. Tamam, işler şu anlık yolunda ve yapmamız gereken komşulara tek tek yemekleri dağıtmak. Oyunu hem ilginç hem de korkutucu yapan kısma geliyoruz. Komşulara yemeği vermek için kapılarını çalmak gerekiyor ve onlarla konuşmamız lazım. Komşularla doğru iletişim kurarsanız eğer yemekleri dağıtıyorsunuz ve oyun ilerliyor. Dediğim gibi oyunda konuşmak yerine kafa sallıyoruz ve bu gerçekten çok hoş. Ne var ki bazı komşular garip ve ürkütücü. O yüzden onlarla konuşurken doğru kararlar vermelisiniz. Yoksa karakterimiz komşulardan korkuyor ve yemekleri dağıtamıyoruz. Örneğin buradaki komşu, sen 9 numaradaki hatunun oğlu musun diyor ve biz de hayır cevabını verince yalancı diyerek hala sıcakken bu yemeğin tadını çıkaracağım diyor. Tabii biz de bu tavırlardan korkarak bunu daha fazla yapamam anne diyerek eve dönüyoruz. Annemiz neden erken geldin hepsini dağıtmanı söylemiştim diyor ve biz korktuğumuzu belirtince komşular göründüğü kadar rahatsız edici değil, hadi git ve anneni gururlandır diyerek tekrar yemekleri dağıtmamızı söylüyor. Bu komşu duş aldığı için onu es geçiyoruz ve kapıları çalıp yemekleri dağıtmaya devam ediyoruz. Bir komşu sinirli olduğu için yemeği kapının önüne bırak diyerek bizi tersliyor. Evet, bazı komşularımız gerçekten ilginç ve korkutucu. Çocuğu biraz anlayabiliyorum. Diğer komşumuz seni sevimli şey, seni buraya ne getirdi diyor ve ona yemeği gösteriyoruz. Yemeği alırken çok yorulmuş olmalısın, içeri geçip dinlenmek ister misin diye soruyor. Eğer isteğini kabul edersek yine korkuyoruz ve annemize geri gidiyoruz. Ancak bu kez annemiz önceki gibi sakin değil. Biraz sert bir şekilde sana söyleneni yap. Bunu yapmak ne kadar zor olabilir ki diye bağırıyor ve galiba bir de ağlıyor. Evet, alt kata indiğimizde açık bir kapı var ve içeriye sesleniyoruz. Biraz bekleyince yemek kokusu diye seslenen birisi geliyor. Ama o da ne? Ayakları ve bir kulağı olmayan bir adam. Evet, tahmin ettiğiniz gibi yine korkup eve kaçıyoruz. Ancak bu sefer annemiz çok kızgın ve korkunç bir şekilde yeter, sen de beni baban gibi incitiyorsun. Şimdi sana gerçekten korku nedir göstereceğim diyor ve game over oluyoruz. Game over olunca oyun hep baştan başlıyor. Özet olması için bu kısımları kesmeden göstermek istedim. Böylece komşuları tek tek görmüş olacağız ve diğer doğru cevaplarını da vererek yemekleri dağıtacağız. Ha ha ha.
Alt kat komşulara indiğimizde genç komşumuz yemek mi getirdin? Çok iyi bir zamanda geldin. Aslında bir kutu dolusu yemeğimiz vardı ama okul üniformalı bir kız onların hepsini çaldı diyor. Evet, yemeğimizi bu komşuya da verip yan daireye doğru gidiyoruz. Ve başka ürkütücü bir komşu. Bize burada ne işin var? Bana yemek mi getirdin? Dedikten sonra biraz konuşmak ister misin? Konuşmayalı uzun zaman oldu diyor. Ve yemeği dağıtmak için biliyorsunuz komşulara doğru cevapları vermeliyiz. Konuşmayı kabul ettiğimizde karım sanki dün ölmüş gibi geliyor. Sanki cansız bedeni daha dün gibi kollarımdaydı diyor ve boğazını bir bıçakla bekliyordu diye ekliyor. Hemen ardından masumların ölmesi iyi bir şey mi? Sence öldürmek kötü mü? Ve katiller cezalandırılmalı mı diyor. Bunların hepsine tabii ki evet cevabını veriyoruz. Ve bize annen gibi kötü insanların cezalandırılması lazım değil mi diyor. Ve biz doğal olarak hayır diyoruz. Ve yemeği almıyor. Eğer öldürmek kötü müdür sorusuna hayır dersek anlıyorum şeytanın çocuğu kapıma geldi diyor ve Asleep. şş, uyuma vakti diyerek sanırım burada ne olduğunu anlıyorsunuz. Ve sonunda en alt kata indiğimizde bir kutu görüyoruz. Ama evde kimse yok. Yan daire gittiğimizde genç bir öğrenci kapıyı açıyor ve buraya yeni taşındım. Bu ne güzel bir sürpriz böyle diyor. Ona yemeği verdiğimizde bu nasıl bir yemek? Yapış yapış diyor ve bir anda hey onun içindeki yoksa şey mi diyerek kapıyı yüzümüze kapatıyor. Üst kata dönerek evde insan olmayan dairelere bakıyoruz ve 5. katta çılgın komşu kızı bizi karşılıyor. Annem baban yokken burada ne yapıyorsun? Bana yemek mi getirdin diyor ve biz de evet işareti veriyoruz. Ve ardından o kutu dolusu yemeği benim çaldım mı düşünüyorsun diye soruyor. Cevap vermiyoruz ve evet ben çaldım. Geçenlerde beni ısırmaya çalıştı ve yaraladı diyor. Ona ders vermek için bütün yemeklerini çaldım. Herhalde şu an ölmek üzeredir diyor ve gidiyor. Tamam pekala artık vermemiz gereken son bir yemek kaldı. Ama aşağıda bulduğumuz kutunun artık ne olduğunu anladık. Onu alıp genç adama götürüyoruz. Adam teşekkürler. Onlara geri bırakabilirsin diyor. Ve biz tam giderken o korkunç kız bizi görüyor ve buna pişman olacaksın diye bize çekişiyor. Üst kata çıkarken genç bir kadın bizi karşılıyor. Gece vakti ne yapıyorsun burada diye soruyor. Biz de tabii ki yemeği veriyoruz ve aa ne kadar hoş yorulmuş olmasın diyerek bunu annen mi yaptı? Kesinlikle tarifini almalıyım diyor ve telefon ediyor. Telefonda annemize evet oğlum burada bana yemek getirdi. Kenneth yani babamızın ismi çok şanslı bir adam. Ona her gün yemek mi yapıyorsun diye soruyor. Ve sonra öyleydi derken diye şaşırıyor. Sonra dur tahmin edeyim sana aramızdakiler anlattı değil mi diye soruyor. Ne demek bahsettiğim bu değildi. Seni manyak kadın diyerek bağırmaya başlıyor. Bize kaybolmasan iyi olur ufaklık diye kendi evine giriyor. Ve bam. Evet burada kaçmamız gerekiyor. O zaman tekrar. Kadın elinde bıçakla çıktığında kaçmaya başlıyoruz. Burayı tam anlamadım. Kızın ağzında gözleri var. Sanırım geliştirici farklı bir senaryo yazmak istemiş ama sonra değiştirdiler veya daha korkunç olur diye de bu modeli burada kullanmışlar. Eve girdiğimizde annemiz elinde bıçakla kapıda bekliyor ve iyi işte oğlum seninle gurur duyuyorum. Şimdi odana git ve yatağına yat diyor. Annenin arta kalan bir işi var diyor ve son. Evet oyun muhteşem ve güzel bir senaryo yazılmış. Tabii ki detaylar da vardı ama bizim bulamayacağımız bir detayı ben sizlere söylemek istiyorum. Bir kullanıcı annenin giydiği kıyafet sadece ölü insanlar tarafından giyilen kimonodur diye belirtmiş. Gerçekten çok güzel bir detay. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.